insanlara akademi diyoruz ya. Evet. Akademik, yani eğitici içerik üretebilmek. İnsanları bu işe başlatmak, insanları bu işe ısıtmak. Veya bu adam bu işin içindeyse zaten nasıl ben bu adamı daha iyi yaparımı bir yapacak içeriği üretebilmek. Burada güzel olan şey sim racing çok ulaşılabilir bir şey. Tabii ki. İsteyen herkes evine konulur. Aynen. Çünkü yarışmak hakikaten pahalı bir spor. Tabii ki. Ve artan işte kurlardan dolayı da maalesef daha da pahalılaşmaya başlıyor. Kesinlikle. Şuraya en kötü bir çıksak hani dört takım, bir takım lastik yiyeceğiz zaten. Aynen. Bitti zaten. Biz bu seansı yaptıktan sonra bir seans daha çıkacağız işte biz böyle farklı bir çekim yapmak için. Ondan sonra zaten yeter bunlar. Bu araç içinde sonuçta yorucu bir şey. Tabii ki. Frenine yorucu, lastiğine yorucu, genel ekipmanına çok yorucu bir şey zaten. Ama ben şöyle izah edeyim. Çok araç kullandım. Yarış aracında kullandım. Yol araçları içerisinde hakikaten şey anlamında, pist uygunluk anlamında herhalde en uygun araçlardan bir tanesi. Tabii ben şeyleri kıyaslamıyorum. Hani işte Porsche'nin GT3 serisini. Onlar apayrı. Yani onlar başka bir lig günün sonu. Onlar daha piste spesifik yapılıyor ama günlük kullanım için. Ondan sonra bir de hani ulaşılabilir, en azından fiyat anlamı daha ulaşılabilir araç olması tabii çok fark ediyor. Taypar çok başarılı bu konuda. Yani özellikle bu kasa bence olmuş dedi. Olmuş, gerçekten olmuş. Bir sonrakini çok merak ediyorum. Bir sonrakine ne isterim ben şahsen? Şuna bir çift karbonhidratlı bir şey yapsalar. Otomatik şanzıman koysalar fena olmaz. Aslında nasıl, pist beğendin mi? Pist çok güzel. Virajları işte sayenizde hani hep videolardan izliyoruz, izliyoruz. Gerçekte nasıl? Gerçekte mükemmel. Virajlar hem yeterli alan geniş. Var. İstediğin gibi dönebiliyorsun. Çok sıkı viraj olmayıp güvenliği daha yüksek noktada. En çok mesela ne etkiledi seni? Pistte olsun, arabada olsun vesaire. Hani unutamayacağım veya hiç böyle hayal etmemiştim dediğim bir şey var mı? Yani şöyle, virajlar hani bu kadar bile dönen kimseyi hani bilmediğim etmediğim için hani sizin yanınızda çok güzel bir deneyim oldu. Süper, çok sevindim. Arabayı da test etmiş olduk. Honda'yı da listeler arasına aldık. Bakalım simülasyon gerçeğe ne kadar yakın ya da ne kadar hazırlayabiliyor insanı. Bunu göreceğiz. Eğim bayağı farklı burada. Pistin farklılığını hissediyoruz. Tayfarın gücü. Thank you.
Hayda ama muazzam tutuş. Sekize gireceğim de hayvan gibi gireceğim sekize. Set diye. Hissetmediğimiz birçok şey var. Aha. Sim'de. Ama bildiğimiz birçok şey de var. Aslında aynı şeyleri biliyoruz. Aha. Ama aynı şeyleri hissetmiyoruz. Evet. Hani bu şeyle olmaz. İşte minderle yok işte buradan yandan itmeli o hareketli sistemlerle kazanılacak bir şey değil. Ama şeyi biliyoruz. Mantığını biliyoruz olayın. Evet. Uf. Ama muazzam yani. O yanal kaymağı işte yanal ne kadar tutacak biz bir yere kadar hissediyorsun çünkü şey belli, ekipmanın sana verdiği belli. Hissiyat farklı bir şey ya. Tabii canım. Mantık olarak aynı kafadayız. Evet. Kafamız aynı. Nasıl daha fazla grip elde ederim işte şu körbe vursam ne kadar açımı değiştirebilirim vesaire vesaire onları biliyoruz yani. Apayrı bir dünya. Merakla var, bir içeri kamber olması var. Bir de tabii asfalt çok iyi tutuyor. Evet evet. Bir yarış aracı 2G'yi bulur. Anladın mı? Yani bir şey aracı. GT aracı 2.2 falan görür rahat. Rahat demek istemiyorum ama çünkü onların tabii downforce kapasitesi biraz daha sınırlı. Ama mesela bir DTM aracı veya işte atıyorum bir Le Mans dersen evet. Yani Le Mans araçları rahat burada 4.5 falan görürler evet. Çok rahat. Yani F1'den fazla farkı yok çünkü. Düşün F1'ler 2008 mi 2009 mu hangi sene hatırlamıyorum. Ama 8. yarışı tam gaz dönüyorlardı. Wow. Tam gaz ne demek? Hiç ayağını gazdan çekmiyor. Aynen, oturdu. Ha, şurada bir şey düşmüş.
Oturuyor ve burada minimum süratler 270 falan, 260-270. Bak biz 140 falan gidiyorduk minimum sürat. Aynen. En düşük sürat. Çıkış 140. 170. Çıkışı 170 falan. Aynen. 144 falandı maks. Aha. İçindeyken.